Efendim herkese merhabalar. İçerisinde bulunduğumuz bu korona virüsü nedeniyle aslında biz spor severler bir şeyin farkına vardık. Evde spor yapmanın, evde spor yapabilmenin, evde spor ekipmanı bulundurabilmenin aslında ne kadar büyük önemi olduğunu ve avantaj sağladığını fark ettik. Evde trainer'ı olan arkadaşlar aslında çok büyük bir avantaja sahipti. Çünkü dışarıya çıkma olasılığı sıfırken en azından biz evde antrenman yapmaya çalıştık. Dışarısı kadar verimli olmasa da evde bir şekilde kondisyon tutmaya çalıştık. Ama bu imkana sahip olmayan arkadaşlar vardı. O yüzden onlar da tabii ki trainer arama evresine girdiler. Bunu bir hizmete çeviren firmalar, markalar da vardı. Ama bunu bir avantaja, bunu bir fırsata çeviren marka ve firmalar da vardı. Aslında bu süreçte hepsini görmüş olduk. Elinde trainer'ı bulunan firmalar bunu altın değerinde görmeye başladı. Ve inanılmaz fahiş fiyatlar çekmeye başladı. Tabii ki bu fırsatçılık aslında bir noktada. Onlar için gerçekten üzücü bir durum. Öte yandan tabii ki bu trainer'a sahip olmakla yetmiyor. Bu trainer'la beraber bazı programlar, bazı simülasyonlar kullanmak gerekiyor. Özellikle interaktif trainer kullanan arkadaşlar için. Bu gibi durumda da tabii akla ilk önce Zwift programı geliyor. Zwift'in de aylık yaklaşık $15 bir ödemesi var. Ülkemizdeki döviz kurlarının ne olduğu ortada. O yüzden ben Zwift'e birkaç kere e-mail attım. Customer Surface'lerine görüştüm. Dedim ki hani evet $15 Avrupa'da yaşayan veya Amerika'da yaşayan bir insan için gerçekten hani 15 birim gibi bir şey oluyor ama bizdeki durumu biraz daha farklı. Bizde yaklaşık 7 ile çarpmak gerekiyor, 8 ile çarpmak gerekiyor. Hani bu gibi durumda en azından Türkiye lokasyonu gibi lokasyonlara bir yardım, bir en azından bir indirim kuponu gibi bir şey gönderme şansınız var mı diye sordum. Yani zahmet edip bir cevap bile vermediler. Bu gerçekten üzücü bir şey. Stay home, stay safe deyip her gün e-mail atmak güzel. Bu gibi durumlarda en azından elini biraz taşın altına koyman gerekiyordu diye düşünüyorum. Zwift'e biraz bu nedenle tepkiliyim. En azından bu noktada biraz destek olabilirlerdi. İnsanları evde tutabilmek için. Çünkü insanlar evden çıkmamak için bahane arar duruma geldi. Ama sen bu bahaneleri de elinden almaya çalışıyorsun. Yani en azından bir indirim yapabilirdi. Yani çok basit bir şey aslında. O yüzden bu videoda da size Zwift'in alternatifi bir programla antrenmanlarınızı nasıl daha keyifli hale getirebilirsiniz'i anlatmaya çalışacağım. Ben interaktif trainer kullanmaya başladığımdan bu yana hep aslında düşüncem şuydu. Ben daha önce kullanmış olduğum bir rotada ya da tasarlamış olduğum bir rotada ya da bir projemde bunu simüle edebilmek de aslında. Bunun da My Air Trainer programında yani Elite'in kendi programında aslında yapmak mümkün. Bundan bahsedeceğim size. Burada iki tane seçeneğimiz var. Bir daha önce kullanmış olduğumuz bir rotayı, daha önce yapmış olduğumuz bir turun da simülasyonunu yapabiliriz. Ya da dediğim gibi bir projenizi veya bir olmak istediğiniz bir yeri ya da hiç gitme şansınız yok öyle bir yere ama siz orada bir simülasyon yapmak istiyorsunuz. Bu programda, bu teknikte bunu da yapma şansınız olacak. Trainer'da rota oluşturabilmenin iki farklı yöntemi var. Bunlardan bir tanesi daha önce sürmüş olduğunuz bir rotayı indirip bunu trainer'a yükleyebilirsiniz. Bunun için My Activities kısmına gelip buradan hangi rotayı seçiyorsanız, hangi rotayı seçmek istiyorsanız bunun üzerine gelip örneğin ben şöyle eskilerden bir tane aktivitelerimden bir tanesini seçeyim. Örneğin bu rotayı seçiyorum. Bu benim daha önce sürmüş olduğum bir rota. Bunu fiziksel olarak da kendim sürdüm. Rota şöyle bir rota. Örneğin bu rotanın aynını trainer'da binmek istiyorsam, trainer'a yükleyip trainer'da da simülasyonunu yapmak istiyorsam buradan 3 nokta işaretli olan options kısmına gelip buradan export GPX uzantısında export edebilirim. Ya da yeni bir tane rota oluşturabilirim. Örneğin buradan dashboard'tan My Route kısmına girip buradan Creative New Route diyebiliriz.
Örneğin burada şimdi Uludağ'ın bir simülasyonunu yapmaya çalışalım. Burada Bursa merkezden, Bursa'nın merkezi örneğin Şehreküstü'nü alabiliriz. Şehreküstü'nü seçtim. Buradan Uludağ Milli Parkı'nı seçiyorum. Haritanın durumunu da değiştirebiliyorum. Örneğin Bursa'da Uludağ'da oteller bölgesinde özellikle birinci bölgede biten bir rota şu anda oluşturdum. Rota şu şekilde bir rota. 36.55 kilometre, 1790'lık bir elevation'ı var ve yaklaşık 1.27 saat sürüyor. Buradan da yükseklik kazancını görebiliyorum. Örneğin bunu save edelim. Bu bir yol bisikletiyle sürülecek bir rota olduğunu düşünelim. Buradan private deyip kimsenin görmesini istemediğim bir rota haline getirdim. Uludağ diyelim. Bunu save ettim. Şimdi My Road kısmında bunu görüyorum. Gördükten sonra şu anda az önce yeni oluşturmuş olduğum bu rotayı şu anda direkt export ediyorum. Ve şu anda rotayı GPX uzantısında bilgisayarıma indirdim. Strava'da oluşturmuş olduğum rotayı masaüstüme kaydettim. Masaüstüme kaydettikten sonra üzerine çift tıklıyorum. Amacım Basecamp ile bu rotayı açmak. Şimdi buradan bilgisayarımda Basecamp uygulamasının yüklü olduğu kısmı açıyorum. Şimdi artık bu şekilde GPX uzantılı dosyaların Basecamp uygulamasıyla açılmasını sağlamaya çalışıyorum. Şu anda datayı import ediyor. Evet. Az önce oluşturmuş olduğum rotanın şu anda harita üzerindeki treni, izini görebiliyoruz. Bu aynı rotayı buradan da oluşturma şansınız vardı ancak biraz daha zor oluyor. O yüzden en makul, en daha hızlı olabilecek olan yöntemi Strava üzerinden rotayı oluşturabilmeniz. Strava üzerinden rotayı oluşturabilmek diğer bir amacımız da zaten dediğimiz gibi daha önceden sürmüş olduğunuz bir rotayı da direkt indirdikten sonra buraya import edebiliyorsunuz. Buradan file diyorum. Şunu bir close diyelim. Buradan artık export edeceğim. Export selection kısmına geliyorum. Burada bana birkaç tane uzantı seçeneği sunuyor. Bunlardan hangisinin olması gerektiğini seçmem gerekiyor. Bunlardan kesinlikle ve kesinlikle sadece KML uzantılı olan seçeneği seçmem gerekiyor. Bunu da yine bilgisayarda veya masa üstünde bir yere kaydediyorum. Artık bu uygulamayla da işim bitti. Buradaki amacım aslında Strava'daki indirmiş olduğum GPX uzantılı dosyayı KML uzantılı hale getirmek aslında. Bir nevi convert ettim. Şimdi buradan da çıkıyorum. Şimdi My E-Training uygulamamı açıyorum. Bir sürü aktiviteyi görebiliyorsunuz. En son indirmiş olduğum rotalar da burada mevcut. Buradan Map Request kısmına giriyorum.
Girdikten sonra burada daha önceden oluşturmuş olduğum birkaç tane rotayı görebilirsiniz. Buradan Create New diyorum. KML uzantısına çevirmemizdeki amaç da aslında buydu. Bu program KML uzantılı olan rotaları seçip burada kullanmamıza müsaade edebiliyor. Seçtim. Seçtikten sonra bana dosyanın nerede olduğunu sordu. Dosyanın nerede olduğunu söyledim. Şu anda dosyayı seçti. Seçtikten sonra burada farklı bir isim de verebilirim. Örneğin Bursa Merkez Uludağ diyelim. Şimdi indirmiş olduğunuz ve hazırlamış olduğunuz rotanın belli bir kısmını da rotaya, yani burada simülasyona çevirebilirsiniz. Ama ben tamamını çevirmesini istiyorum. O yüzden 0. kilometreden başlasın. Yanlış hatırlamıyorsam 36.55 kilometreydi. 36.55 kilometre yazıyorum. Ve rotamı oluşturdu. Şimdi rotanın... Evet, rotamız açıldı. Rotayı yine harita kısmını değiştirebiliyoruz. Harita görselini değiştirebiliyoruz. Buradan zoom in, zoom out da yapabiliriz. Rotayı oluştururken şehir merkezinden başlamasını istemiştim. Ve tüm eğimi ile beraber rota şu anda sürmeye hazır. Ve siz şu anda harita üzerinde belirlemiş olduğunuz rotanın bütün eğimini bu interaktif trainerlarınızda birebir hissedeceksiniz. Güzel, keyifli, en azından hazırlandığınız bir rota var ise bu rotayı da simüle edebilirsiniz. Örneğin bir yarışa hazırlanıyorsanız, yarışın rotası elinizde varsa bu rotayı da simüle edebilirsiniz. Güzel ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım bu videoda bu karantina günlerinde işinize yarayacak bazı bilgiler edinmişsinizdir. Belki de soru işaretleriniz de gidermiştir. Bu videoyu gruplarınızla da paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Güvende kalın.